ilgili planımı açıklıyorum. Ünlü oyuncu Burak Serdar Şanal, yakın arkadaşı Timur Ölkebaş'la İtler'de bir restoran çıkışı kameralara takıldı. Gece kaçamağı mı diyelim? Gece kaçamağı. Serkan sağ olsun. Sonra Burak Serdar Şanal niye kilo aldı? Göbekli Serdar ne yapacak falan diye. Şanal yeni projelerinden bahsetti. Güzel projeler var görüştüğüm. Hatta kısmet olursa yakın zamanda sürpriz de olabilir. Böyle iki tane görüştüğümüz bir yer var ama biriyle sıkışacağız ben de bilmiyorum. O yüzden kesin bir şey de söylemek istemiyorum ama bu sezona inşallah güzel bir işle girmeyi planlıyoruz. İki tane olacak yoksa? İkisi de ulusal şu anda. Yani dijital bir şey yok. İkisi de ulusal, o yüzden birinden biri olacak yani. Burak Serdar Şanal'ın başrolünü Emrah Kaman ve Zeynep Çamcı ile paylaştığı Adım Başı Aşk adlı dijital dizisi büyük ilgi görmüştü. Selçuk Aydemir ile birlikte işte geçen sezon onunla birlikte güzel bir sitcom yaptık. Çok da keyifli bir şey yaptık. Ha şöyle bir güzelliği var. Yayınlanacak bölüm sayısı kesin oluyor. Alacağınız para peşin oluyor. Dolayısıyla keyifli oluyor. Bir de onun izleyicisi biraz daha net bir izleyici olduğu için algışı net alıyor musun almıyor musun o da daha çok belli olduğu için hani dijital tabii ki ya bizim için ayrı bir kapı ama ulusal da çok ayrı bir kapı. Yani ulusal da çünkü herkese ulaşabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir kapı. Zekamızı kullandığımız yer tam olarak burası. Para peşin olarak verirsek. Devalerin dilini yapacağız. Burak Serdar Şanal'ın uzun süredir beraberlik yaşadığı 3 Kız Kardeş dizisinin Türkan'ı Özgü Kaya ile ayrılığı da çok konuşulmuştu. Saygı çerçevesi içerisinde ilişkimizi noktaladık. Çok da yorum yapmayayım, teşekkür ederim. Birkaç kez ayrılıp barışmak söz konusu olmuştu, acaba yeniden olur mu? Yok, hayır. Bir ihanet söz konusu değil mi? Hayır, asla. Biz çok dostça bitirdik, karşılıklı anlaşarak. Bu kadar. Özgü Hanım'la bir ayrılık gerçekleşti. Ardından bazı haberler yansıdı sosyal medyada. İhanet olduğuna dair. Yok. Biz Özgü Hanım'la konuştuk, öyle bir şey kesinlikle yok. Yok. Özgü'yle biz... Cimcikliyim mi burada? Yok, Özgü'yle biz gayet arkadaşça çok güzel bir şekilde ayrıldık. Bazen oluyor, insanlar anlaşamıyor, bazı yol ayrımları gerçekleşiyor. Bunu arkadaşınla da yaşıyorsun, bazen ailenle de yaşıyorsun, sevgilinle de yaşıyorsun. 20 yıllık eşler ayrılıyor. Dolayısıyla biz hiçbir şekilde kendimizi birbirimizi kırarak falan ayrılmadık. İhanet falan hiçbir şekilde söz konusu değil. Peki ayrılık kararını siz mi aldınız peki? Yani ayrılık kararı bizde ortak alınan bir karar oldu. Çünkü biz konuşurken anlaşamadığımızı fark edip bence hani burada noktalamalıyız gibi bitirdik. Yani gerçekten medeni bir şekilde ayrıldık. Burak Serdar Şanal eski sevgilisi Özgü Kaya ile komşu olduklarını da söyledi. Aynı zamanda komşu olduğunuzu biliyoruz, doğru mu bu haber? Evet, doğru. Beraber de yakın olarak yaşamaya devam edeceksiniz. Evet, hiçbir sorun yok aramızda. Dediğim gibi yani biz tabii ki eskisi gibi görüşmeyeceğiz ama yani hiçbir şeyimiz yok. Yani herhangi bir ortamda tekrar karşılaşabiliriz ve tekrar selamlaşabiliriz. Yani onun dışında hiçbir şeyimiz yok. Yani şunu mu anlıyoruz? Ayrılıktan sonra arkadaş kalınabilir mi, kalınamaz mı? Arkadaş kalınamaz ama tabii ki selam olmayacaksın diye bir kaide de yok. Düşman da olmuyorsun yani. Özgü dolayısıyla... geldi kendisine de buradan selamlar. Yani inşallah herkes çok mutlu olur. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Nedir arkadaş?